Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle herkesin çok merak ettiği bir video ile karşınızdayız. Bu video iki aşamadan oluşuyor. Bir, ailelerimize cinsiyeti söylediğimiz. İki, bebek arabası, yani kız kardeşimin yeğenine hediye olarak aldığı bebek arabasının kurulumunu yapacağız. Markasını, kurulumunu, her şeyini sizinle paylaşıyoruz. Şimdi herkese söylemeden önce cinsiyeti ben size burada şimdi söylemek istiyorum. Biz baby shower falan yapmıyoruz. Beni tanıyanlar artık anlamışlardır benim tarzımı. Söyleyelim mi cinsiyetini? Biraz daha bekleyelim. Niye? Tabii. Evet arkadaşlar, cinsiyet açıklıyoruz. Hazır mısınız? Söyleyelim mi? Evet, söyleyelim. Bir, Bir, iki, iki, üç. üç. Kızımız Kızımız olacak olacak. inşallah. Evet arkadaşlar. İnşallah bir kızımız oluyor. İsmi de belli. İsmini de belki birkaç videosu sonra sizinle paylaşabiliriz. Ailelerimizin tahminlerini paylaşalım. Sonrasında bebek arabasının kurulumuna geçelim. Hemen videoya başlayalım. Şu an hala yüzüm gülüyor. Gerçi ben bu videonun açılışını yapmışımdır ama böyle öğrendiğim için yüzüm gülüyor, cinsiyetini. Şimdi ilk olarak anneme söylüyorum. Çünkü direkt hastaneden geldim. Ramazan ayındayız. Annem pazara gidecekti. Pazara gitmeden önce söyleyin dedim. Şöyle, anneciğim hazır mısın? Hazırım. Önce Seni bir... bekliyorum hadi. Annem çok merak ediyor. Aynen Ben öğrendiğim için arkadaşlar benim için hoş. Anneciğim önce tahminini alayım. Kız mı erkek mi düşünüyorsun? ya. Erkek düşünüyordum. Yani erkek mi olur diye düşünüyorsun. Öyle düşünüyordum, Peki hani bu sorulmaz belki ama senin isteğin ne? Sen ne olmasını evet. isterdin? Kız olmasını isterdim. Kız mı Evet, istersin? kız isterdim. O zaman tamam. Arkadaşlar şöyle bir zarf yaptım hemen. Hızlıca ben baby shower işte cinsiyet partisi falan yapacak biri değilim. Kötü olarak söylemiyorum. Anneciğim hazır mısın? Açıyorum. Hazırım. Evet şöyle. Bekliyorum. Şimdi mavi çıkarsa erkek, Evet. pembeye yakın işte o rengi olursa Tamam. kız olacak. Açıyorum. Tamam aç. Kız. Evet. Hadi hayırlı olsun Sağ kızım. ol Ben de anne. istemiştim kızım. Evet arkadaşlar, tabii siz böyle rengi göstereyim. Anca bu rengi bulabildiğim için yaptım. Şimdi eşim de bugün tam tersine erken gelecek. Öyle mi? Evet, erken gelecekmiş. Şimdi onu arayacağım. Böyle o elleri tutuşa tutuşa gelecek cinsiyetini. Çünkü geç öğrendik. Evet anneciğim, kız olacak. İsmi de belli bu arada inşallah. Hayırlısı olsun kızım. Evet. Eli ayağı düzgün olsun. Hayırlısı olsun. Yani Kız erkek fark etmez. evet. Sadece hissiyatlarımızı söyledik. Hani ben Evet. erkek Zaten olduğunu bunlar düşünüyordum genel ama. olarak şey oluyor. Evet. Videolardan önce söyleniyor. Bunlarda bir şey yok arkadaşlar. Bence bana göre yani anne baba cinsiyetini söylerken bence biraz dikkatli olmalı. İleride çocuğumuz bu videoyu izlerken hani ben kız desem erkek olsa üzülebilir. Erkek desem kız olsa da üzülebilir. O yüzden ben kafamdan geçen bir şey hani istek olarak evlenmeden önce vardı ama evlendikten sonra sadece sağlık diyorum. Tabii herkes sağlık diyor. Ama hiç nötrüm yani. Cinsiyet olarak nötrüm. Bir saattir kızım diye seviyorum ama. Şimdi eşim gelsin. Bugün bu videoyu tamamlamaya çalışırım ama diğer aile bireyleri mesela eşimin ailesinde yeğenleri, eşimin yeğenleri falan çok merak ediyorlar. Onlar kutlama falan yapmamızı istedi ama ben işte kutlama yapmak istemiyorum. Eşim de bu aralar böyle kutlamaya gidiyordu kafası. Artık bu şekilde bir şey de göstereceğim, onları da söyleyeceğim. Ailesi olsun kız. Amin. İnsan ilk çocuğun kız olması iyidir bence. Evet, herkes bu Yani. zamana kadar bana böyle söylüyordu. Hani ilk çocuğun kız olsun, ilk çocuğun kız olsun. Tabii ki erkek anneleri de kendileri o duygu yaşadıkları için bambaşka bir duygu olduğunu düşünüyordu. Çünkü benim annem erkek annesi değil, o duyguyu bilmiyor. Aynen. Kız annesi olduğu için kız olmasını tabii ki o da istemiş. Şimdi ben videoyu burada durdurayım. Eşimin gelmesini bekleyeyim. Evet, cinsiyetini öğrendim. Hazır mısın? Hazır mısın? Çıkarıyorum. Hayırdır, çıkartma ya. Dur, biz senin tahminini de alalım. Annemin tahminini aldık. Sen ne tahmin ediyorsun?
Tahminin de önemli, isteğin de önemli. Ayrı ayrı. Tamam, göstereyim mi? Hayır. Bak gösteriyorum. Gösteriyorum. Kopya ver biraz bari. Mavi hayır. Mavi erkek, kırmızıysa kız. Kız mı? Evet. Hayırlı olsun ablam, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tahminin hayır, doğru hayır. Çıktı. Ay hadi çok sevindim ya. Kız oldu. Ama seni seçebiliriz. Başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, eşim de geldi. Ben aynı yerde otururum çünkü tripod orayı güzelce sabitleyebiliyorum. Evet. Ben şimdi İnşallah bir anne adayı olarak cinsiyet fikri söylemekten yana değilim ama belki eşim söylemek istiyordur. Onun adına konuşmuş olmak istemem. Senin içinden doğan cinsiyet nedir? Sence ne olacak? Ya bunu çok sordunuz. Sağlıklı olsun dedim hep ama evet. Bu sefer erkek olsun diyorum. Erkek olsun mu diyorsun, erkek olacağını mı erkek düşünüyorsun? Erkek olacağını düşünüyorum. Peki sen ne olmasını istiyorsun? Şöyle erkek dedim. Şimdi sen erkek olmasını istiyorsun. Evet. Ve erkek olacağını da düşünüyorsun, öyle mi? Evet, erkek olacağını. Tamam, hazır mısın? Hazırım. Açıyorum. Evet. Bak, mavi olursa erkek olur. Mavi olmazsa kız olur. Tamam. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Kız. Evet. Hayırlısı. Sen erkek demiştin. Ya işte olsun. O da bir heyecanlar. Hadi ya. Evet. Olsun. Rabbim sağlık versin. Amin. Evet, ne düşünüyorsun? Kızın olacak. Çok mutluyum tabii. Erkek olsaydı daha mutlu ya, olacaktı. Yine aynı mutlu olurdu evet, ama. Yani ediyorum. Yani doğunca daha da mutlu. Dersin yani. De kızım oldu. Şu an heyecanlıyım. Arkadaşlar eşim, ben hep buna böyle soranlara söylüyordum. Böyle erkek dedi ama severken kız çocuklarını daha böyle seviyor. Ama isterken erkek çıkıveriyor ağzından. Yani. Ben de tam bilmiyorum nasıl bir duygu olduğunu. Sağlıklı olsun da hayırlısı neyse. Şimdi sıra babamda. Babam gelsin. Sizinkileri de söyleriz artık. Tamam. Çünkü yeğenleri dediğim gibi merak ediyorlar. En çok merak edenler yeğenleri. Selin, Furkan. Evet, evet. Evet, şimdi belki de burada otururuz bilmiyorum. Babam geldiğinde tekrar videoyu başlatacağım. Arkadaşlar babam geldi. Biz tam şu anda iftar sofrasını kuruyorduk. Babacığım. Efendim. Bugün bir şey öğrendim. Bebeğin cinsiyetini öğrendim. Evet, şimdi annenden ve Erkan'dan tahmin aldım. Sence ne olacak? Ya da isteğin var mı? Ben isteğim kız olmasın ama erkektir. Yani sen erkekliği mi tahmin ediyorsun? Hayır, ama kız istiyorsun. Evet. Kız alacak. Ama hayırlı olur nesin inşallah. Amin. Amin babacığım. Rabbim sizlere memleketimize hayırlı bir emir olsun. Amin. Amin. Evet arkadaşlar, kardeşim, babam, eşim, annem, herkese söyledim. Yani yakınımdaki herkese. Sıra eşimin ailesinde artık. Kayınvalideme söylerim büyük bir ihtimalle bu videodan sonra. Anneciğim, şimdi cinsiyeti öğrendik. Sence kız mı olacak, erkek mi? Ben kız dedim kızım baştan diye. Sen kız mı tahmin ediyorsun? Peki isteğin dedim. Hangisi? İsteğim mi? Evet. Gönlünden geçen hangisi diyor? Gönlüne geçti işte kız. Kız mı? Kız, evet. Ve kız olacağını düşünüyorsun. Ha, öyle bir. Tamam. Öyle bir şeyine geliyor. Furkan, evet, Furkan. Ele yerciz olsun, ele yerciz. Kız istiyorsun. Tahmin ediyorum. Ve kız olacağını düşünüyorsun. Evet. Tamam. Kemal abi? Ben erkek olacak diyorum ama Allah el ayağı düzgün sağlık. El ayağı düzgün inşallah. İnşallah elinizi almayı bulacağınızı nasip etsin. Allah'ım. Evet Selin, sen ne tahmin ediyorsun? Ben kız istiyorum ama neydi? Allah sağlıkla büyütsün, ne çıkarır? Şu an bir tane anlamadım. Erkek bir geldi tane sadece. Ben abla sen görümcem. Kız istiyorsun. Kız istiyorsun. Var sanki önümde. Çünkü annem 5 erkek doğurmuş anca.
Belki şey olur, tersine olur. Onun ardında kız çıkar erkek senden. Sadece bir tane erkek var. Ben de erkek diyorum. Evet, şu an arkadaşlar diğer eltim yengem müsait değil. O da erkek diyor. Peki evet. Senin isteğin ne? Kız mı erkek mi? Ya ben kız isterim ama içimden erkek geçiyor. İyi tamam bakalım. Evet. Dur sakın söyleme. Söylemiyorsun tamam mı? Yenge ben değiştiriyorum. Şimdi yenge. Dur şuraya geçeyim. Ben değiştiriyorum. Erkek. Erkek mi diyorsun? Bakın eğer zarfta mavi çıkarsa... Ben açacağım. Mavi çıkarsa erkektir. Mavi çıkmazsa kızdır. Evet. Tamam mı? Tamam, hadi bakalım. Allah'ım öyle yazıyor. Hadi. Allah'ım birazcık tutayım yardım edeyim sana. Dur. Allah'ım öyle yazıyor. Ya Evet. Anne kız olacak. Sen anladın mı renginden? Eliyaciz olsun. O da benim. Evet, o da benim. Abi, abi, abi. Arkadaşlar şimdi hanım abla senin suratın çıksa bir şey olur mu? Yok. Hanım abla, Kamile halam, önde Çağrı var, Esra var bir önde. Şimdi onları çekemiyorum da cinsiyet tahmininin de önce bulunmalarını isteyeceğim. Evet halacığım, cinsiyet tahminin nedir ve sen ne olmasını istiyorsun? İlk dediğim şeyin halin arkasındayım. Erkek düşünüyorum. Erkek düşünüyorsun. Evet. Peki sen erkek mi isterdin ilkine bir anne olarak? Yoksa kız mı? Yok kızın olsun. İlk kız mı olsun? Evet. Ama erkek olacağını evet, düşünüyorsun. Evet erkek olacak. Hanım abla sen iki erkek annesi olarak. İki erkek annesi olarak tabii ki ilkin erkek olsun. Hayır. ama içimden de kızın olacak. Kızın. Ha, sen kız düşünüyorsun. Ben kız düşünüyorum. Evet Esra. Ben kız düşünüyorum. Ama erkek olmasından yanayım. Biliyorsun erkekçiyim ama bilmiyorum kız hissediyorum ben. Şimdi açıklayayım mı? Açıksan söylüyorum. Kız olacak. Tahmin ettim. Gerçekten tahmin ettim. Vallahi eşim açacak. Ben de ya yardım ederim ya izlerim. Buradan kardeşime tekrardan çok çok teşekkür ediyoruz. Direkt videoya girdim ama videonun bu kısmı... Bıçak getireyim mi? Evet, devam. Videonun bu kısmında kız kardeşimin yeğenine hediye olarak aldığı bebek arabasını açacağız. Şöyle size markasını da söyleyeyim ama yakından gösteririm. Choi'nin Chrome markası diye geçiyor ama altında Master Multitasker yazıyor. Birazdan detaylı kutuyu göstereceğim size. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Kurulumu biraz zor olabilir. Şöyle size yakından da göstereyim. Bakın markası bu. Şimdi yorumlarda yine gelecek eşine biraz yardım et diye. Ben şimdi de sana şöyle şuradan tutup yardım edeyim. Tamam düşsün bir şey olmaz. Tamam. Öyle çıkıyor. Evet kıra döke çıkardık. O kadar da dememiştim ama. Tek bir şey oldu. Veya da ağır bir şey. Eşim böyle kurma işlerinden pek anlar. Şimdi anlarız da. İlk defa bebek arabası kuruyorsun. Nasıl anlarsın? İşte o şey biraz. Şurası tutma yeri böyle. Kaldır. O kadar zor bir şey değil aslında. Tekerleklerini takalım önce. Nasıl geri gidiyor? Dur. Canım bence önce tekerleklerini takalım. Tekerlekleri basit tutmuş. Böyle dök herhalde. Böyle. Zor oluyor işte kurduktan sonra tekerleğini takmak. O yüzden dedim. Direkt tak diye takıyorsun. Evet, bastır. Heh. 360 derece dönüyor. Bu arada arkadaşlar size özelliklerini de söylemiş oluyorum. Biz kardeşimle çünkü araştırdık.
360 derece dönen tekerlekler bir nebze daha kullanışlı oluyor. Tamam, diğer tekerlek. Bu da sizin koltuğunuz üzerinde gördüğünüz de yağmurluğu. Şimdi bu nasıl olur bakalım. O zaten kilit yeri. Sen şuradan bırak. Yanlarına tekerleğini takıyorsun. Hatta ben herkese rahat gösterebilirim diye şöyle çevireyim. Kurulumu bakın arkadaşlar, çok kolay. Tamam. Oldu mu? Ama dur, bir diğer aparatlarını da takacağız. Bak, burada başlık kısmı var. Orada şuralar gibi. Ön bariyer yeri. Şimdi takmışken gösterin, çıkarması da çok kolay. Şuradaki düğmelere basıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve çıkıyor. Çek, ben çekeyim. Ama buradan da basman lazım ya. Bakın şöyle. Bırak. Tamam, tekrar tak. Sana zahmet veriyoruz ama izleyenlere de göstermek istiyorum. Çünkü ben bayağı araştırıyordum. Ne kaldı? Üst tentesi kaldı. Tamam, evet, o boya göre ayarlanıyor. Bu neydi? Şu tenteyi tak istersen, güneşliğini. Tente mi artık, doğru adı nedir bilmiyorum. Bu kısmı şu tarafa gelecek şöyle. Hatta ben de şöyle getireyim. Ben taktım mı? Sen taktın mı? Yok. Deysa taktım, ben deysa taktım. Bir yanda takma herhalde, şey gelmiyor o yüzden. Bir tarafı takma herhalde, sola bir taraf. Ben az önce görmedim ya nasıl taktığını. Sen böyle hiç takamazsın. Geri kapatıyorsun ama. Nereden? Ha, koydun mu? Yatağı mı için? Bırakmış. Sen taktın mı? Ben anne yanı bir şey yapacağım ya. Siz, yok takmadım. Anne yanına koyacağım. Evet. Taktın mı? Biraz bu şey takmak zor oluyormuş demek ki. Şimdi o fermuar yeri var bak. Bu fermuar yerini istersek kapatabiliyoruz. Bunu arkadan ebeveyn rahatlıkla görebilsin diye var burası. İşte ne denir? Bagaj kısmı mı denir? Eşyaların koyulması için olan yeri de düzenleyelim. Şu alt kısmı. Ya alt bagaj yeri. Nasıl oluyor bu? Böyle işte. Her 5-20 satırları taşımaman için orayı yapman lazım. Hadi iyi geceler. Bakın rahatlıkla takıyoruz. Sadece bir ön araştırma ya da bir ön videoya baksaydık daha kolay yapardık. Bu arada hiç video yapılım videosuna falan bakmadık. Kendi başımıza yapıyoruz. Daha doğrusu eşim yapıyor. Çok kolay yapıyor gördüğünüz gibi. Arabaların altlarını yapmayı çok seviyorum ya. Peki şu aparatlar, arkanda aparat yok. Evet arkadaşlar, kurduk. Sadece o aparat fazla. Hatta onun ne için olduğunu da size söyleyeyim. Otokoltuklar için. Otokoltuklu sepetlerden biz almadık. Normal bebek arabasında var olan şu koltuğu aldığımız için ona gerek yok. O olsaydı onu kullanacaktık. Yani o fazladan bir aksesuar olarak geçiyor. Ve arkadaşlar, bugünkü videomuzun da artık sonuna geldik. Biz arabayı kurduktan sonra tekrar söküp kutusuna yerleştirdik. Çünkü daha 3-4 ay var. Yani evimde çok yer kaplamaması için, size de gösterebilmek için, kendimizde eksik parçası var mı yok mu görebilmek için açtık. Sonra tekrar geri yerine yerleştirdik. Ailelerimizin de tepkisini gördünüz. Kardeşime de buradan araba için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi birkaç video sonra da ismini açıklarım. İsmiyle ilgili ufak tefek böyle bazı küçük araştırmalarım oldu. O yüzden paylaşamadım. Sebebini de ismini açıkladığımda söylerim. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bundan sonra inşallah vlog şeklinde videolar gelmeye devam edecek. Cuma günleri hariç, cuma günleri annemle yemek videoları gelecek. Şimdiden haberiniz olsun.
Böyle bundan sonraki videolarda da bu arada bebekle ilgili videoların gelme ihtimali çok yüksek olacak. Haberiniz olsun. Umarım bugün de keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.